12. sınıflar konumuz verilmeyen, eksilen ve çıkan sayıyı bulma. Çıkarma işlemindeki sayıların isimlerini öğrenmiştik. Birlikte yazalım. En üstteki sayı için eksilen diyorduk. Diğer sayı çıkan. Cevap fark. Eksilen sayı verilmediğinde her zaman toplama işlemi yaparız. Çıkan ile farkı topladığımızda eksilene ulaşırız. Yapalım birlikte. 29 ile 35'i topluyoruz. 14 elde var 1. Topladığımızda 64 sonucuna ulaşırız. Çıkarma işleminde çıkan sayı verilmediğinde her zaman çıkarma işlemi yaparız. Eksilen sayıdan farkı çıkardığımızda çıkan sayıya ulaşırız. Birlikte yapalım. 64'ten 27'yi çıkarıyoruz. 4'ten 7 çıkmaz, komşumuza gittik. 14'ten 7 çıkarsa 7 kalır. 5'ten 2'yi çıkarırsak 3. Çıkan sayıyı 37 olarak bulduk. 52 fındığın bir kısmını yedim. Geriye 36 fındık kaldı. Kaç fındık yedim? Çocuklar, 52 tane fındık varmış. Bu yüzden bunu en üste yazıyoruz. Daha sonra diyor ki bir kısmını yedim. Bakın kaç tane yediğini söylememiş. Bir kısmını demiş. Bilmediğimiz için buraya kutu yapıyoruz. Yedim dediğinde hangi işlemi yaparız? Harikasınız. Çıkarma işlemi yaparız tabii ki. Geriye 36 fındık kaldı. Kalan fındıkların sayısını da buraya yazıyoruz. Fark kısmına 36'yı yazdık. Bakın problemi işleme aktardık. Verilmeyen çıkan sayıyı bulma. Verilmeyen çıkan sayıyı bulmak için hangi işlemi yapıyorduk? Çıkarma işlemi. Eksilen 52'den fark 36'yı çıkarıyoruz. Komşuya gittik. 12'den 6 çıkarsa 6, 4'ten 3'ü çıkarırsak 1 kalır. Çıkan sayıyı 16 olarak bulduk. Demek ki 7 fındık sayısı 16. Cebimdeki paranın 35 lirasını harcadım. Geriye 45 liram kaldı. Başlangıçta ne kadar param vardı? Soruda cebimdeki paranın demiş. Ama paranın ne kadar olduğu söylenmemiş. O yüzden söylenmediği için buraya biz kutu yapıyoruz. Cebindeki parası. 35 lirasını harcadım diyor. Bu paranın 35 lirasını harcamış. Harcadığı için hangi işlemi yapacağız? Harikasınız. Çıkarma işlemi yapacağız. Geriye 45 liram kaldı. Kaldı dediğinde fark kısmına 45 yazıyoruz. Çocuklar, problemi işleme aktardık. Verilmeyen eksilen sayıyı bulma. Hangi işlemi yapıyorduk? Toplama işlemi. 35 ile 45'i topluyoruz. Onun sıfırı elde var 1, 80. Verilmeyen eksilen sayı 80 olarak bulduk. Demek ki cebindeki parası başlangıçta 80 liraymış.